Hazır mısın? Hazırım. Batman mi? Cüneyt Arkın Gerçekten mi soruyorsun? Gerçekten mi soruyor. Kim alır? Cüneyt Arkın. Bence de. Ama neden? Abi birçok nedeni var. Yani burada şu an Marvel'cılar, DC'ciler herkes tartışabilir. Cüneyt Arkın kadar farklı karaktere bürünebilen, Roma'yı dize getirebilen, <laughs> Avrupa'nın kapılarını titreten başka bir karakter var mı? Yok. Batman, Christian Bale oynarken Okey. Sadece zengin bir adam değil. Aynı zamanda atletik, yakışıklı. Hmm. Bak Cüneyt Arkın'a. Atletik yakışıklıyı saymıyorum bile. Doğru. Komplo teorileri düşünebilen, kız alıp kız vererek imparatorlukları deviren Cüneyt Arkın abi. Tartışmasız. O zaman karşılaştırmalı sorulardan gidiyorsak Barbie mi? Hı. Hmm. Oppenheimer mi? Oppenheimer. Neden? Gerçek bir kere. Barbie hayal ürünü. Barbie'de gerçek bebeği var. Birinde oyuncağa hayat vermişler. Diğerinde yüz binlerce insanın hayatını almışlar. O yüzden daha gerçek, daha dram. Peki. Barbie filmine mi gitmek daha zor? Oppenheimer'a mı? Onu bilmiyorum. Şöyle dolanıyor sosyal medyada konu. Oppenheimer'ı anlamak için dünya bilgisi, Hı. tarih, İkinci Dünya Savaşı'nın oluşumu ve oradaki süreci bilmen gerekiyor. Barbie'ye gitmen için sadece bir kız arkadaş gerekiyor. Doğal olarak Barbie'ye gitmek daha zor. <laughs> Soru, hı. kin tutmak mı yoksa affetmek mi daha zor? Kendi adıma kin tutmak beni daha çok zorlayan bir şey. Çünkü kin tuttuğun zaman içinde karanlık ve kötü bir duyguyla yaşamaya devam ettiğin için bana daha zor geliyor. Ama affetmek aslında daha zor olan şey birçok insan için. Bence de kin tutmak daha zor. Çünkü o kin o kadar güçlü bir dürtü ki seni sabah, akşam beyninin altından işliyor. Hı hı. Ve onu unutmaman gerektiğini. Çünkü... Bir şeyi aklında ne kadar çok tutarsan onu saplantı haline getirirsin. O yüzden kin tuttukça belli bir zamandan sonra ne için sinirli olduğumuzu unutuyoruz. Ben çoğu zaman şöyle düşünüp baktığım zaman herhangi bir durumdan dolayı yollarımın ayrıldığı insanlarla yolda karşı karşıya geliyorum. Aradan yıllar geçmiş, fakat onu kabulleniyorum, sarılıyorum, merhabalaşıyorum, sohbet ediyorum. Sonra diyorum ki ya ben bu insanla küstüm, küstüğümün sebebini unutmuşum. Hı. Bunu da aslında zihnim hayatta kalmak ve zihinsel sağlığı korumak için yapmış. Beni hayata devam edebilmem için baskılamış ve o kötü anıları bilinçaltına atmış. Sonra şunu düşündüm. Gerçekten başkasından kaynaklanan bir hatayı sürekli hatırlamak bu çok büyük bir yük. Gerçekten kendi sırtımıza yüklediğimiz bir yük. Ve affetmenin verdiği iç huzuru gördüğüm zaman ciddi bir rahatlama ve kabullenme yaşadım herhalde. Bir kızıl derili Hikayesi var bununla ilgili. Kızıl Kızılderili dede torunun yanına çağırıyor. Diyor ki bak bahçemizde bir tane siyah kurt, bir tane de beyaz kurt var. Bunlar dövüşse hangisi kazanır diyor. Torunda diyor ki hangisi kazanır, diyor ki hangisini ben beslersem o kazanır. Diyor. O yüzden içinde iyi duygular beslersen iyilik kazanıyor, kötü duygular beslersen kötü duygular kazanıyor. Affetmekle ilgili bu arada güzel bir film önerebilirim. Şek diye bir film var. Burada bir adamın küçük kızı kaçırılıyor ve öldürülüyor. Onun da bu dönemde Tanrı'yı sorguladığı ve hayatı sorguladığı bir süreçten geçip sonunda affetmekle sonuçlanan bir hikaye. Bunu senin anlattığını en güzel anlatan film olabilir izledim. İzleyeyim mutlaka. Peki affetme konusunu konuştuktan sonra bir de affedilemeyen şeyler var. Hı. Sence neler affedilmez? Affedilmeyecek çok az şey var. Söylediğinde ilk aklıma gelen şey ihanet herhalde. İhanete uğramak affedilmemeli. Nazım Hikmet'in Hatta bununla ilgili hem anısı var hem şiiri var der ya. Ne ben Sezar'ım ne sen Brutus. Ne ben sana kızarım ne de zatın zahmet edip bana küssün. Zira biz seninle artık düşman bile değiliz diye. Bu hikayeyle bağlantılı mı bilmiyorum ama Cem Karaca'nın seslendirdiği biliyorsun Ben Bir Ceviz Ağacıyım şarkısı var. Bunun hikayesinde aslında böyle bir rivayet var. Nazım Hikmet yine düşünce suçundan arandığı dönemlerde sevgilisi Piraye'yi özlüyor. Piraye'ye de yakın bir arkadaşıyla haber yolluyor. Diyor ki yarın 12'de Gülhane Parkı'nda Büyük ceviz ağacının altında buluşalım diyor. Arkadaşı da ona ihanet etmiş olacak ki oraya vardığında polislerle çevrili olduğunu görüyor park. Yani arkadaşın ona ihanet ettiğini anlıyor. Telaşla bir ceviz ağacının üstüne tırmanıyor. Saat 12 oluyor. Piraya geliyor. Piraya aşağıda Nazım yukarıda. Sesini çıkarırsa polisler onu yakalayacak. İşte rivayete göre orada kalem kağıdını çıkarıp şu sözleri yazıyor. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında diye. Orada bestelendiği söyleniyor. Ceviz ağacıyım gülhane, gülhane parkında. parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane, gülhane parkında. Verdiğin en büyük savaş? Hmm. Bir insanın verdiği en büyük savaş herhalde hep kendisiyle olan savaş diye düşünüyorum. Çünkü ya düşmanın seni çok iyi tanıyor. Anladın mı? Bütün zayıf noktalarını biliyor. O yüzden onunla başa çıkmak en zoru gibi geliyor. Ben de şeytanlarımla savaşmış olmasaydım herhalde bir yerde Ahmet Arif, Nazım Hikmet hapis şiirleri okuyor olabilirdim. Akşam erken inler mapushaneye, ejderha olsan fark etmez diye. Bu savaşı hepimiz yalnız veriyoruz. Hepimiz yalnız vermek zorunda kalıyoruz. Ee, ben de uzun zaman tek başıma verdim bu savaşı ama işte bu yolda sen de benim silah arkadaşım oldun Ozi. Dost uğruna ölmek zor belki ama uğruna ölünecek dost bulmak bence daha da zor. Evet. Ve günün sonunda bir bakıyorsun. Her savaş sonrasında her gün ayrı bir gazi olmuşsun. Bazı günler ölmüşsün. Her savaşta bir şeyleri kaybetmişsin. E abi tabii ki. Her savaşta birkaç parmağımızı kaybediyoruz ama bütün parmaklarımız tam mezara girmek de herhalde delikanlıya yakışmaz da. <laughs> ne ne dersin? Bak, parmak yok. <laughs> Affetmekten bahsediyoruz. Peki başka insanlara yaptığın hatalardan dolayı kendini affettin mi? Affettim ama uzun süreçlerden sonra çünkü herkes bir başkasıdır bir başkasıyla ve bir ilişkide öğrendiğin her şey maalesef o ilişki için değil bir sonraki ilişkin için geçerli. Çünkü aldığımız dersleri o ilişkiyi kaybettikten sonra anlıyoruz. Ve geri dönüp hata yaptığımız yerleri onarma şansımız yok. Hayatta mucizeler de var. Karşıdaki insan da sana değer veriyorsa bir şans daha verebiliyor. Ancak tren bazen kaçar. Kaçan trenin arkasından da koşarak yetişemezsin. Bunun farkındalığı da galiba sonraki ilişkilerde aynı hataları yapmamakla birleşiyor. Evet. Mantıklı. Yaşandı. Bin derdi anlattım. En azından geçen haftaki kadar sıcaktı ki bugün. Hı. Daha sakin, daha güzel. Gelen sıcaklarımız bile Arap sıcakları olduğu için maalesef biraz yoğun. Arabistan'a geri dönüyormuş bugün. Öyle mi? Hı hı. Vizesi var mı? Vize mi lazım? <laughs> evet. Bu arada bir araştırma daha var. Hı. Havalar sıcak olduğu zaman, özellikle güneş ışınları tenimizi nüfus ettiği zaman, belirli hormonlarımız daha aktif oluyormuş ve aslında içimizde insanlarla kaynaşma, yeni insanları öğrenelim, tanıyalım, birlikte olalım, zaman geçirelim isteklerimiz daha da artıyormuş. Yani bunların hepsi havalardan dolayıymış. Hı hı. Çok güzel bir şiir geldi aklıma. <laughs> Diyor ki beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle bir havada istifa ettim memuriyetimden. Tütüne böyle bir havada alıştım. Böyle bir havada aşık oldum. Hep böyle havalarda unuttum eve ekmek ile tuz götürmeyi. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yüksetti. Beni bu havalar mahvetti. Gelir yaz ayları, gevşer gönürü yayları. İşte yayına bağlı. <laughs> Gönlüne bağlı. Gönlüne bağlı. Güzel. Hayatında geçirdiğin ve atlattığın en zor dönem İyileşme süreci, ister fiziksel bir acı, ister kalp ağrısı, ikisinin de iyileşme süreci çok zor. Çünkü iyileşme başlarken her zaman daha fazla acı veriyor. Mesela kolunu bacağını kırmışsın ve fizik tedaviye gitmen gerekiyor ve bu sana çok ciddi bir acı veriyor. O sürece katlandıktan sonra, belli bir zaman geçtikten sonra tekrar sağlığına kavuşuyorsun, ama çektiğin acıyı asla unutmuyorsun. Gönül yaraları da böyle. Sevdiğin birinden ayrılmışsın bir ölüm yaşamışsın. En kötü hissettiğin zaman aslında iyileşme sürecinin başladığı zaman. Ama iyileştiğini anladığın zaman bir bakmışsın ki ciddi bir süre geçmiş. Yani zaman belki de alışmayı öğretiyor. Unutmayı değil. Unutmasak da iyileşmek zorundayız. Kurt kışı geçirir de yedi ayaz unutur mu? Unutmaz. Hı hı. Unutursa kurt değildir. Unutursa çıkuruz. Unutursak ciğerimiz solsun muydu? solsun. solsun kadere bırakmak mı yoksa çaba göstermek mi? Çaba gösterip en iyisini ummak. İsra suresinde der ki: "Biz her insanın kaderini çabasına bağladık." diye. O yüzden tartışmasız herhalde çaba göstermek gerekiyor, kadere bırakmak değil. Kadercilik aslında çok yanlış anlaşılan bir durum. Biz maalesef günümüzde hakkımız olmadığı halde, haddimiz olmadığı halde bazen her zaman daha fazlasını istiyoruz. Maalesef bunu yaparken de elimizden gelen performansı ortaya koymadan istiyoruz. Yani sadece istemek hayal görmekten başka bir şey değil. İstemek gideceğin yolu belirlemek. Ancak o yolda yürümen gerekiyor. Bazen koşman gerekiyor. Bazen taklalar atıp düşüp yaralanman gerekiyor. Yalnız kalman gerekiyor. İşte o yüzden her zaman dağa tırmanan kurt tepedeki kurttan daha aç. Hı. Aç kalman gerekiyor. Bunları yapmadan ben daha fazlasını istiyorum. Ben bunu hak etmiyorum diyen zihniyeti kabul edemiyorum. Evet. Yani arayarak bulunur mu bilmem ama bulanlar hep arayanlardır. Diye bir söz vardır. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Eski sevgiliye dönülür mü? Hı hı. Almanların bir sözü vardır. Aufgewärmt schmeckt nur gut diye. Yani şöyle ...tercüme edilir. Isıtılan yemek lezzetini kaybeder gibi bir anlamı vardır. Bir de Ömer Ayyam'ın çok güzel bir lafı var bununla hmm. ilgili. Her şeyi yiyeceğine aç kal. Herkesle olacağına yalnız kal. Hmm. Yalnız kalmak gerekiyor. Çünkü eski sevgilimize dönmemizin... ...aslında en büyük sebebi alışkanlığına dönmek. Birçok insan bence aşkını özlemiyor. Sadece alışkanlığını özlüyor. Sana neyi özlediğimizi söyleyeyim. Biz aslında biten ilişkimizdeki kendimizi özlüyoruz. Biten ilişkiyi var eden her şeyin en az yarısı bizden kaynaklanıyor. Oradaki mutlu, gülümseyen, umutlu, neşeli kendimizi özlüyoruz. Bunu da o anları birlikte geçirdiğimiz, insanla özdeşleştirdiğimiz için sürekli eskiye bir dönme ihtiyacı var. Unutmamak lazım ki güzel anıları oluşturan şeylerin en az yarısında biz varız. Ve biz kendimize ne kadar dönersek ve o yalnızlığımızdan kaliteli güçlü bir şekilde çıkabilirsek aslında olay kapanmış oluyor. Bir de aslında yalnızlığı biraz daha konuşmak istiyorum. Kaliteli yalnızlık diye bir şey var. Bu senin tercih ederek başladığın bir süreç. Özellikle başka insanlarla birlikte olabileceğin halde kendi iç dünyadaki yolculuğu tamamlayabilmek için ihtiyacın olan bir süreç. Bunu yapmak evet çok zor. Çünkü kendinle kaldığın zaman sürekli iç sesin sana bir şey söylüyor. Bununla yaşamayı öğrenmek ciddi bir zaman alıyor. Ama bugüne kadar tanıdığım güçlü ve başarılı insanların hepsi bu yalnızlık süreçlerini çok iyi yönetebilmiş. O süreçte kitaplar okumuş, bir enstrüman çalmayı öğrenmiş, spor yapmış ve bunun sonucunda bahçesini o kadar güzelleştirmiş ki senin söylediğin gibi birçok kelebek gelmiş, istediği kelebekle hmm. birlikte zaman geçirmiş istemediği zaman geçirmemiş. Tercih edilmiş yalnızlık hepimizin hayatında bir dönem. Belki birden fazla dönem olmalı. Vazgeçemiyorum, çok seviyorum, vazgeçemiyorum, bırakamıyorum sorusuna bağlamak istiyorum. Yalnız kalmak hele ki vazgeçemediğin ve sevdiğin birisi varken yalnızlığı seçmek acı veriyor ya. Şunu anlamak lazım değil mi belki de? Acı çekiyor olabilirsin, yalnız olmaktan mutsuz da oluyor olabilirsin. Duygularımızdan bağımsız hareket etmek zorundayız bazen. Hala çok mu seviyorsun? Tamam. Yani bu duyguyla yaşamaya devam edebilirsin. 10 yıl önce ayrılıp hala sevdiğin insanlar olabilir. Bununla birlikte yaşayıp her gün yapman gereken şeyleri yapmaya devam etmen gerekiyor aslında. Burada bir ayrım var gibi görüyorum insanlarda. Diyor ki hala çok seviyorum ne yapmalıyım? Sev, sevmeye devam et. Yani sevmeye devam ediyorsun diye ona saplantı haline getirip başka hiçbir şey düşünemeyecek halde olman gerekmiyor ki. Ahmet Arif bunu zaten yıllar önce söylemiş. Dayan kitap ile, dayan iş ile dayan tırnak ile diş ile, umut ile sevda ile dayan rüsva etme beni. Vazgeçemediğin insanın gözünde yüceltmiyor seni onu 10 on yıldır seviyor olman. Tam tersi düşürüyor. O yüzden Ozan Bozkurt'un dediği gibi vazgeçmeyi bilmek gerekiyor yerinde ve zamanında. Kendinizi rüsva etmeyin. Bozkurt, hayata geliş amacımız nedir? Bilir misin? Hayata geliş amacımızı ne bilmiyorum ama neden gelmediğimizi biliyorum. Mutlu olmak için hayata gelmiyoruz. Çünkü hmm. dünyada her şey bir karşıtıyla var oluyor. Hmm. Mutsuzluk olmadan salt mutluluğun hiçbir anlamı yok. O yüzden bu arayışlara girerken ilişkide veya hayatta sonuca odaklı şeyler yapmamak en doğrusu. Çünkü bu sefer süreçte öğrendiğin her şeyi bir kenara itiyorsun. Ve bir de üstüne bir hayal kırıklığı yaşadığın zaman hayatın darma duman oluyor. Hmm. Mutluluk değil amaç mutluluğu ararken ki öğrendiklerimiz o geçen sürede hayatımıza değen insanlar onlarla paylaştıklarımız asıl önemli olan eğer bunları kaçırırsak mutluluğun da hiçbir anlamı kalmaz sevdiğim bir düşünce şekli var diyor ki senin bir ruhun yok sen bir ruhsun senin bir bedenin var sanki bir sınava gelmişiz de burada bir sürü şeyi tecrübe edip senin söylediğin gibi belki mutsuzluğu arkadaşlığı aşkı ihaneti sonra o tecrübeleri ruhuna bir parça olarak yanına alıp bir sonraki sınava devam edeceğiz gibi hissediyorum ben. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi deyince çok zengin 3 tane milyonere hı. diyorlar ki genç yatırımcılar için bize üçer tane tavsiye verir misiniz? Hı hı. Bir tavsiye ortak çıkıyor. Eş seçimi. Hı hı. Çok mantıklı biliyor musun? Diyorlar ki eşlerinizi iyi seçin. Çünkü hayatta düştüğünüz her çukurdan çıkmaya debelenirken üstünüze basan birileri de olabilir. Size el uzatan birileri de olabilir. Güzel giden her şeyde bir kusur bulan, sürekli söylenen insanlar da olabilirler. Veya o mutlu günlerde size eşlik edip mutluluğunuzu kat be kat çoğaltacak insanlar da olabilir, o eşler. Vezir de eder, rezil de. Doğru. Doğru. Çok mantıklı. Diğer bir milyoner de şöyle söylüyor. Ortaklı bir şirketin sahipleri diyorlar ki bu başarınızın sırrı nedir? Hiçbir zaman eşlerimizi bir araya getirmedik diyor. <laughs> o zaman şu konu var sık. Diyorlar ki birisiyle ilişki yaşıyoruz ama aslında ciddi bir ilişki yaşamaya hazır olmadığını söylüyor veya beni çok sevdiğini söylüyor ama evlenmek istemediğini söylüyor. Bu insan evliliğe ikna edilir mi? Edilebilir. Hatta bununla ilgili dün bir film izledim. Aşk taktikleri galiba Hı -hı. filmin adı. Yani burada insanların birbirine gerçekten dürüst olması çok önemli. Evlilik evet bir konsept. Hayatın bir gerçeği, toplumsal yaşamın bir gerçeği. Ama burada çiftlerin birbirine bu konuyla ilgili ne düşündüğü şuna katılmıyorum. Bir insan evlenmek istemiyorsa hayat arkadaşını sevmiyor, onu beğenmiyor, istemiyor demek değil. Belirli korkuları ve bununla ilgili aşamadığı şeyler var demek. Eğer çiftler bunu karşılıklı oturup empatik olarak birbirleriyle konuşabilirlerse bu sorunlar çözülür. Evliliğe de gidebilirler, birlikte de yaşayabilirler. Burada asıl olan güven. Bu sorunun altına birazcık şöyle bağlı bir soru var yine. Diyorlar ki kadın içinde soran var erkek içinde soran var aynı soruyu. Neden bana çok aşıkmış gibi davranıp sonra ortadan kayboluyor? Ben ciddi bir ilişki istediğimi zannediyordum ama istemiyormuşum. Bu sıkça yaşanan bir şey. Neden böyle yapıyor erkekler diye soruyorlar bize. Bence aşık olduğunu zannediyor o dönem. Aşık Hı? olmak istiyor. Hı. Belki de. Aşık olduğunu zannediyor çünkü aşık olmak istiyor. Ama inanın fikirleri sonradan değişmiyor. Fikir aslında ilk günden beri aynı. Aşık olmak istediği için aşık olmaya çaba gösteriyor. O çabanın bittiği yerde de artık aşık olmadığını kendine itiraf ediyor. Aslında insanlar da penguenler gibi bence. Hmm. Yani eşlerini ilk 5-6 saniyede seçiyorlar. Hmm. Ne kadar zorlarsan zorla, eğer o bir aşka dönüşmeyecekse, onu sürdüremeyecekse zaten en başından beri bili, biliyor ama... Ya tutarsa diye bazen göle maya çalıyor, hı hı. sevmeyi deniyor. Ama en büyük hata, karşıdakini yükselttikçe kendisinin de yükseleceğini zannediyor. Kendisini aşık edebilmek yerine, karşıdakini kendisine mahkum kılıyor. Ve bu yüzden aslında yalanlarla devam etmeye çalışıyor ilişkisine. Veya dürüst olup ben bunu devam edemiyorum o zaman Yok ama bazen kendine dürüst olamıyorsun. Şu yüzden olamıyorsun. Bakıyorsun karşı tarafa mükemmel. Yani her şey olması gerektiği gibi. Hani bir kağıt kalem verseler yazsan o insanın özelliklerini yazarsın. Dış görünüşünü de beğeniyorsun. Diyorsun ki herhalde aşk zaman alıyor. Biraz bekleyeyim. Bekliyorsun ama aşık olmuyorsun. Neden? Onu beğeniyorsun da onun yanındaki seni beğenmiyorsun. Sıkıntı burada. Bilmiyorum ben o kadar o kadar analitik olduğunu düşünmüyorum. Tamamen kalpte olan bir şey var. Bakıyorsun, gözüne güzel geliyor. Yazıyorsun. Maddeleri yerine getiriyor. Ama sevmiyorsun işte abi. Kalbinde aşk yok. Ben böyle insanların önce kendisini sevmesini gerektiğini düşünüyorum. Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Katılıyorum bu konuya. Çünkü insan kendisiyle ilgili kusurları aramakla ne kadar meşgulse karşısında mükemmele yakın bir insan olsa bile ondaki ufacık şeyleri büyütüyor, büyütüyor Hı -hı. ve ondan uzaklaşmanın yollarını arıyor. Önce kendini kabul etmen lazım ki başka biriyle birlikte olabil. Bunu yapamazsan Mümkün değil. Bana güzel bir hikaye geldi aklıma bununla ilgili. Bir baba oğlunu çağırıyor diyor ki bak burada diyor çok büyük bir sera var. Bir çiçek bahçesi var. Giderken gördüğün en güzel çiçeği kopar ve getir. Ama dönüş yolunda koparmak yok. Sadece giderken koparabilirsin diyor. Bir saat sonra çocuk geri geliyor. Elinde bir diken var. Diyor ki niye bu kadar güzel bir çiçek bahçesinden dikenle geri döndün? E çocuk diyor ki her adım attığımda belki daha güzeli vardı ileride diye diye sonuna gittim bahçenin. Orada da diken kalmıştı diyor. Yani günün sonunda dikeni batabilir. Her gülün de dikeni vardır. Her gülün dikeni olmak zorunda mı arkadaş ya? Zorlu. Ben biliyorum. <laughs> Çiçekçiler. Tıt tıt tıt. Bir de insanlar neden sevmeye çalışıp sonra vazgeçiyorlar biliyor musun? Hı. Çünkü sevginin, ilişkinin ilk haftalarındaki o heyecanı Hı. sevgi ve aşk dışındaki şeylerle birleştiremiyorlar. Ne bunlar? Olmazsa olmazlar. Güven en önemlilerinden bir tanesi. Arkadaşlık, mizah anlayışı. Ortak yaşamın getirdiği sorumlulukların paylaşılması. Sen bu tutkallarla birlikte o harcı tamamlayamazsan o binaya çıkamazsın. Hmm. O binanın ya altında kalırsın ya içine girmeye cesaret edemezsin. Ama bunları yaparken lütfen dürüst olun. Hmm. Gerçekten harcın bittiyse de ki ben bu binaya çıkamıyorum arkadaş. Benim elimden gelmiyor. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. <laughs> Of çok güzel anlattın ya. Yeter mi diyorsun? Bence yetti be. Acıktım. Hikayeden adamlar sona erdi. ha 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 ha